Sevgili Başak burçları, Ay burcu Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. 20 Temmuz 26 Temmuz arası bakalım sizleri neler bekliyor. Tek tek açıklayacağım Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Velema sekete Musel gadabu hazel elva ve fi rüstahita. Hüde ve rahmetül illezinehüm li rabbihim yerhebun. Vahtara Musa kavmehu sebine racülelli mikatina felemma ehazet humür racfetu kale rabbi levşite ehleknehum in kablu ve iyay ehtülikune bima feales süfeav minna inhiye illa fitnetük tudilla biha men teşa ve tehdib men teşa ente veliyine fafir dena verhamna ve ente hayrul gafirin. Araf suresi 154-155. ayetleri okudum arkadaşlar. Musa'nın öfkesi geçince levhaları aldı. Onlara yazıda sırf Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve rahmet vardı. Şimdi 153. ayette de diyor ki arkadaşlar, sıkmamak için çok uzun okumadım. O kötü işleri yapıp da sonra arkasından tevbe edip iman edenlerse şüphe yok ki Rabbin ondan sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. 155. ayet, Araf suresi 155. ayet. Bir de Musa belirlediğimiz zaman için 70 kişi seçmişti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı. Rabbim dileseydin bunları ve beni daha önce helak ederdin. Şimdi bizi içimizden ve beyinsizlerin yaptıklarıyla helak mı edeceksin? O yalnız senin imtihanın. Sen bununla dilediğini sapıklık içerisinde bırakır, dilediğini hidayete ulaştırırsın. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi bağışla, merhamet et. Sen ki bağışlayanların en hayırlısısın. Sevgili Başak Burcu kardeşlerim, bakınız burada inatlaştığınız bir konu olabilir. İnatçı bir insan olabilir. Yola gelmeyen birisi olabilir. Ya da sizin bir olayınız olabilir. Bir tövbe söz konusu. Size ait olur, yakınınıza ait olur, bilemem. Tövbe ettiğiniz için ya da tövbeye iştirak ettiğiniz için bir bağışlama var. Dönüşüm, bırakma ve hercai bir olayın eylemsel hale dönüşmesi ve korktuğun bir konunun güzellikle ve iç güzelliğiyle çözülmesi var. Ve de kalbi boş olan başaklar yeni bir insanı tanıyabilir bu hafta. Hayatı yeniden keşfedebilir. Şimdi arkadaşlar, böyle bir popüler bir insan olabilir, sevilen birisi olabilir. Bu hafta onunla arkadaşlık edebilirsin. Onu tanıyabilirsin ve dönüşümü onunla yaşayacaksın. İçindeki güzellikleri fark edeceksin. Adeta bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi dönüşüm yaşayacaksın. Çünkü çok mücadele verdin. Belki çok, hani tırtıl nasıl sürüne sürüne bir yere gelir, öyle sürüne sürüne belki bir yere geldin ama bu hafta bir dönüşüm yaşıyorsun. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi özgürlük, güzellik ve beklentilerin meydana gelmesi var. Dış dünyadan ve kötülüklerden korunduğunu görüyorum. Hayırlısıyla gerekeni yapacaksın, kötülüklerden korunacaksın. Ve dikkate değer bir gelişme gösteriyorsun. Süratle bir yere gidip geliyorsun, bir şehre gidip geliyorsun. Hareketlerin çok net ve destekleniyorsun. Ailen tarafından, iş yeri tarafından ve karamsarlığını bırakman için dostların tarafından. Çünkü karamsarlığı bu hafta bırakacağını, mutluluğa ereceğini görüyorum. Hiç merak etmeyesin. Ne istediğini bilen bir insansın. Gerçekten de
ne istediğini bildiğin için artık sistem sana diyor ki, Rahmani sistemden söz ediyorum. Rahman olan diyor ki, hadi sıra senin, artık senin kendini gösterme zamanın geldi diyor. Adeta bir adaptasyon yaşayacaksın. Bu haftanın özeti adaptasyon. Bulunduğun şehre adapte olacaksın. Adaptasyon yani oraya alışma, orayla uyumlanma, bağ kurma. Eğer yeni bir erkek arkadaşın, yeni bir kız arkadaşın varsa uyum sağlayamıyorsanız işte adaptasyon burada devreye girecek. Birbirinizi daha iyi tanıyacaksınız. Ya da ne bileyim bir ev, bir çevre, bir yer, artık ben buraya alışamadım dediğin anda adaptasyon orada oturacak, cuk diye oturacak ve devreye girecek. Oraya alışacaksın, insanlara alışacaksın ve de güvenli bir olayı gerçekleştireceğini görüyorum. Dengede kalacağını, geçmişle yüzleşeceğini, geçmişteki sıkıntıları atlatacağını görüyorum. Yeter ki sorumluluk al canım. Sorumluluk aldığın sürece Rahman olan, Rahmani olan seni destekliyor. İş hayatında gayet ciddisin. Bir şeyler seni tatmin etmemiş gözüküyor. Bir şeyleri daha deneyeceksin. Başarılı olacaksın. Bencil birisini hayatından çıkarınca yaşama sevinci kazanacaksın. Yaşama sevincine sevinç katılıyor. Ama bencil ve çıkarcı birini hayatından gönderdiğinde. Böbrek rahatsızlığı çekebilirsin. Sırt ağrısı, mide rahatsızlığı çekebilirsin. Bir hastalık gözüküyor sevgili başak burçlarına. Mide, bağırsak yani o bölge. İkinci, üçüncü çakra bölgesi. Sırt ağrısı, göğüs sıkıntıları olabilir. Bir ızdırap var. Dikkat ettiğinde, mikroptan uzak durduğunda, hayvani gıdayı fazla tüketmediğinde onun geçeceğini görüyorum. Evet, sağlık sorunun sadece mikrop kapmadan olmuş. Dikkatli ol, her yerde yiyip içme. Biraz nasıl diyeyim, sıcak suyla ya da soğuk suyla bol sıvı alımı yaparsan, sıcak su da mikropları öldürüyor, soğuk su da, yani normalin üstündeki dereceler öldürüyor mikropları, yaraları iyileştiriyor. Bir mide bağırsak sıkıntısı için bunları yap. Dengede kalacağını, onurlu bir mücadele verdiğini görüyorum. Ve akılcı çözümler üreteceksin. Yay burçları, ikizler burçları ya da balık burçlarıyla yola gidebilirsin. Onlarla aşk yaşayabilirsin. Onlarla dostluk kurabilirsin. Onlarla yakınlaşman devam ediyor. Varsa da sorunlar çözülmüş gözüküyor arkadaşım. Varsa bir sorun çözülmüş, merak etmeyesin. Evet. Bakıyorum. Zikrinizi veriyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla. Bakalım. Ya Halik zikrini çekeceksiniz arkadaşım. 731'dir tekrar sayısı, hayırlısıyla. Bunu çektiğinizde çok sırra vakıf olacaksınız. İçinizdeki sıkıntılar atılıyor. Yeni başlangıçlar için, hayırlı karşılaşmalar için ve de Ya Halik zikrini çektiğinizde varlık kazanacağınız, yoktan var edendir anlamı. Yoktan var eden, her şeyi yaratan ve her türlü tespiti yerinde olan demektir. Çıkmaz sokaklardan kurtuluş için Ya Halik 731 efendim. Yıldızname bakımlarınıza karşınızdayım. Hoşça kalın, hoşça kalın efendim. Mesaj yazmanız yeterli.